Herkese sevgiler, saygılar, merhaba canlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Hakla bir olduğu halde alçaldı adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle bugün. Esin kaynağı olarak Havari Pavlus'un Filipililere yazdığı bir mektubun bazı cümleler var. Çok deruni, batini, manevi anlam taşıyan. Ne diyor? Duruşunuz ve düşünce yapınız Mesih İsa'nınkine aynı olsun. Mesih özde hakla bir. Ancak o hakla bir olmak sanki dört elle sarılıp makam sevdasıyla illa korunacak bir post olarak görmedi. Yok, tam tersi. Bütün ilahi imtiyazlarını bir kenara bıraktı. Tevazu içinde Hakk'ın bir kulu, bir bendesi olacak kadar alçaldı. İnsan olarak dünyaya geldi. Hakk'a itaat etti. İnsan şeklini alıp ölmeye, hatta bir suçlu gibi darda ölmeye razı oldu. Bu sebeple Hak da ona en yüksek payeyi ve postu verdi. Ona bütün isimlerden yüce olan ismi bağışlandı. Böylece İsa'nın ismi her anıldığında göklerdeki, yerdekiler ve hatta yer altındakiler ona secde edecek. Herkes ama herkes İsa Mesih Sultan'dır diye ikrar edecek. Böylece manevi babamız Hakk'ın yüceliği dünya alem önünde sergilenecek. Evet, deyiş sadece bu cümlelerin baştakilerini esin alıyor. Neyse, göreceksiniz, inşallah beğenirsiniz. Çalayım. Bir oldu halde alçaldı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Mütevazı insan şekline aldı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Mütevazı insan şeklini aldı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Mütevazı insan şeklini aldı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Hakk'ın bir kulu oldu mütevazı, Şah oldu çarmıhta ölmeye razı. Bunu düşününce ağlarım bazı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Bunu düşününce ağlarım bazı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Bunu düşününce ağlarım bazı, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Kervanım bir kurban semadan indi, alçak gönüllüydü sıpaya bindi. Öldü ve öylece ölümü yendi, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Öldü ve öylece ölümü yendi, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Öldü ve öylece ölümü yendi, Şah-ı Saşan'ını feda eyledi. Şah-ı Saşan'ını
kanını feda eyledi. Evet, ne diyorum? Kervanım bir kurban semadan indi. Bu kurban kim? Şah İsa kurban olarak dünyaya geldi. Alçak gönüllüydü. Sıpaya bindi. Hani Kudüs'e girerken büyük beyaz böyle savaş atına binmemişti. Bir sıpaya, bir eşeğin yavrusuna bindi. Öldü ve öylece ölümü yendi. Hiç duydunuz mu? Ölerek ölümü yenmek var mı? Var. Zaten başka türlü yenilmez ölüm. Ancak Şah İsa ölümü yenebiliyordu ve ancak ölerek ölümü yendi. Dediğim ya, çok deruni, çok manalı, çok batını bir gerçek bu. Şah İsa kanını feda eyledi. Ölmeye razıydı. Kendi hayatını teslim etmeye razıydı. Ki biz kurtulalım. Buna inanırsak günahlarımızdan tövbe edip o zaman yeniden doğarız ve yeni bir hayat başlar. Her neyse, çok konuşmayayım. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.